Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar, nasılsınız? 2014'de Ocak ayında çok güçlü gezegen hareketleriyle beraber Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Bilinçokulu Astroloji ekibi olarak sizlerle beraberiz. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Evet, evet sevgili Demet, 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda Yeni Ay ile beraber evet. Koç Burcu'nu çok önemli etkiler bekliyor. 16 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir neyimiz var, durmayımız ve 30 Ocak'ta Kova Burcu'nda bir Yeni Ay'ımız var. İki yeni ayrı bir ay. Evet. Aslında biri Kova'dan, biri Oğlak'ta, bir Blue Moon diyemeyiz, Mavi Ay evet, diyemeyiz evet. Ama çok güçlü bir aya giriyoruz. Ayın genel etkilerini sevgili Demet hemen Koç Burcu için yorumluyorsun. Neler var? Evet sevgili koçlar, hemen yılın başında ayın ilk günü 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Sizin kariyer evinizde doğuyor bu yeni ay. Bu yeni ayın bir özelliği, özellikle öncü gruplar arasında güçlü bir etkileşimin olması. Biraz karşıt ve kare açıların söz konusu olması. Zorlanabilirler. Zorlayıcı, evet zorlayıcı ama çok da güçlü, değiştirici ve dönüştürücü enerjiler var bu yeni ayda. Aslında birazcık eğer hak edişler varsa, öncesinde çalışmalar varsa önemli atılımlar da olabilir bu yeni ayla beraber. Aslında bu yeni ay burada tek kararlar olmasaydı çok evet. net ve açık evet. terfi etmek demek. Evet. Yeni bir iş bulmak demek. Hı-hı. Kariyerde çok hızlı ilerlemek demek. Fakat burada Mars'ın 6. evde tek kare pozisyonu evet. ve Venüs'ün retrograde pozisyonu ve Oğlak Burcu'ndaki bir Venüs'ün retrograde hareketi evet. burada bizi zorlayabilir. Evet. Şimdi bunun anlamı şu. Aslında biz şöyle söylüyoruz. Doğum haritasında Mars'ı ve Venüs'ü pozisyonel olarak iyi durumda olan retrograde gezegeni olmayan pek çok Koç Burcu terfi edecek. Biraz daha 1 Nisan civarında doğan Koç Burçlarına çok olumlu etkileyecek. Ama doğum haritanızda Mars'ınızla Venüs'ünde bir problem varsa, Venüs'ün fonmuş diyorum ben bu arkadaşlara. O zaman burada bazı sorunlar olabilir. Kariyerde düşüş yaşayabilirsiniz. İş ve kariyerde beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirler. Bir de aile büyüklerinde, otorite konumundaki evet. kişilerle ilgili sağlık sorunları olabilir. Evet. Ne diyorsun Demet? Evet olabilir. Eğer kronik sorunlar varsa bunlarda bir artış söz konusu olabilir veya aniden beklenmedik durumlar da olabilir. Çünkü Uranüs'ün ve Mars'ın etkisi var bu yeni ayda. Mars şu sıralarda Koç'un tam karşıt burcunda. İlişkilerle de ilgili konular öne çıkıyor. Belki, tek kare var evet, burada. Evet. Yani tek kare var. Yani aileyle ilgili ilişkiler olabiliyor, babayla ilgili sorunlar olabiliyor. Yani kronik bazı sağlık sorunları ebeveynlerinizde evet. olabilir. Tek kareler iyi değildir arkadaşlar. Onun için ailenizde, yaşlılarda, ebeveynlerde sağlık sorunları olan kişilere çok dikkat edeceğiz. Herhangi bir sağlık sorunu olduğunda 1 Ocak'tan sonra mesela 3 Ocak Merkür karşı Jüpiter'de, 5 Ocak Güneş karşı Jüpiter'de, 9 Ocak Mars kare Jüpiter'deki önemli bir tarihtir. Evet, evet. 9 Ocak 1 Ocak'tan sonraki hemen ana gezegen döngüsünü evet. yaratır. Bu tarihlerde hiçbir zaman geçer çok basit bir tansiyon yükselişi şeklinde ciddiye almamazlık yapmayacağız. En küçük sağlık sorunlarına ciddiye alacağız. Yani kısacası sevgili koç, hayatı çok fazla ciddiye alman gereken bir ayın içine giriyorsun. Evet, evet. Çok da önemli bazı değerler var. Neler diyorsun? Başka neler var? Evet. 16 Ocak'ta bir Yengeç Burcu'nda Dolunay'ımız var. Dolunay evet. ne durumda? Dolunay'dan önce Merkür'ün burç değiştirdiğini görüyoruz 11 Ocak'ta. Merkür Kova Burcu'na geçecek. Kova Burcu'na geçince koçlar için biraz daha sosyal hayat, arkadaşlıklar, ilişkiler hızlanabilir ay sonuna kadar olan süreçte. Yine 11 Ocak'ta Güneş kavuşum Venüs var. O da evet. Yine retro bir Venüs ama. Evet, retro Venüs. O da 11. evde belki eski arkadaşlarla bir araya gelme, bazı sosyal faaliyetlere katılma. Eski dostlarla evet. iletişim olabiliyor. Bir evet. de eski aşklar gündeme gelebiliyor. Evet. Evet. Yarıda kalmış ilişkiler, bitmemiş aşkla ilgili sözleşmeler, sözleşmeli ilişkilerin bitimi. Bazıları o gün mesela koçlarda Uranüs yemiş olanlar boşanırlar. evet. Bazı olabilir. İlişkilerle ilgili sorunlar olur. Eski eşlerle ilgili konular gündeme eski gelebilir. Eski eşlerle, eski birlikteliklerle ilgili olaylar ortaya gelebilir. Sevgili evet. koç, yaşıyorsun, gebermiyorsun. Yani bu elinizdeki astrolojik verilere göre yaşadığın hala görülmekte. Ama yani zaten Aralık'ı atlattıysa bir Koç Burcu, Aralık çok zordu. Aralık zordu. Yani Aralık'a çıktık demek. Aralık'a çıktık.
Şu 16 Ocak Yengeç evet. Burcu Dolunay'ını bir yorumlasana. Yengeç Burcu Dolunay'ı sevgili koçlar, yılın bu Dolunay'ı 4. evinizde oluyor. Yine ev konularına, yuvanıza, ailenizle, aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat çekiyor. Belki bir ev alımı, satımı, taşınma, kiralama gibi durumlar varsa bu Dolunay'da bir sonuca ulaşabilir. Çünkü evet. Retro Venüs eskiden kalan bu işlerle alakalı bir sonuçlanma da getirebilir. Bu dolunayla sonuçlanma bitme, bir problemin evet. sıkıntısının bitmesi ama bir şeye çok önem veririm. Yönetici gezegeniniz doğum haritanızda eğer Mars iyi pozisyondaysa ev alabilir, mülk değiştirebilir. Hı-hı. Mülkle ilgili olumlu bir sonuç alırsınız. Ama yönetici gezegeniniz Mars doğum haritanızda problemliyse sorun yaşarsınız. Peki yönetici gezegenin Mars'ın doğum haritasında olumlu olup olmadığını nasıl öğrenecek? O çok YouTube kolay. Bilinç okulundan nöbetçi astrologlarımıza sorup hemen öğrenebilirler. Bu Dolunay'da Venüs ile Mars kare. Evet. Şimdi Venüs ile Mars'ın kare olması, Mars da Koç burcunun yöneticisi. Ve Venüs retro kare. Venüs de retro. Biraz ilişkilerle ilgili ani krizler çıkarabilir. Kadın erkek ilişkilerinde evet. sorun çıkartabilir. Bir yuvanın yıkılmasını da temsil evet. edebilir bu. Biraz daha 15 Nisan civarında evet. doğmuş olan Koç burçların daha da temkinli ve daha da dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçmiş. 24 Ocak'ta Akrep burcunda son dördün var. Maddi konularla ilgili bazı olayların gündeme geleceği bir 24 Ocak, 31 Ocak yaşayacaklar. Bir de şimdi bakın yeni aylar, dolunaylar ne kadar yok. Tabii, aslında evet. yani arkadaşlar yani gördüğünüz gibi yani sizin için anma hizmeti yapıyoruz yani. Nedir biliyor musunuz? Yani iki yeni ay var bir ayda ve bunların hepsini yorumluyoruz. Düşünsene bir de dolunay var yani. Evet. Ekstra çalışıyoruz, mesai istiyoruz. Evet, bu ay fazladan bir yeni ay diyorsunuz. Bir de 25 Ocak'ta Merkür Kare Satürn. Evet, Merkür Kare Satürn o birazcık iletişimlerde aynı sıkıntı, kısıtlanma. Arkadaşlarla tartışma olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Sen onu söyledin, ben bunu söyledim, dedikodular evet. olabilir. 30 Ocak Kova Burcu yeni ay önemli arkadaşlar. Venüs'ün de retrosunun bittiği döneme rastlıyor bu. 31 Ocak'ta Merkür Balık Burcu'nda. Ayı aslında iyi kapatıyorlar bence. Evet, tabii ay başına göre biraz şartlar. Ay evet. sonuna doğru rahatlıyor. Kova Burcu yeni ayıyla beraber belki işle ilgili bazı projeler, eskiden kalan projelerin gündeme gelmesi, arkadaşlıklarla, sosyal organizasyonlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Merkür de Balık Burcu'na geçecek 31 Ocak'tan itibaren. Venüs de düzeliyor artık ay sonunda. Koç burçları için ayın başları iş, kariyer, aile ve ilişkiler gündemdeyken ay sonuna doğru biraz daha arkadaşlıklar, sosyal faaliyetler öne çıkacak gibi görünüyor. Arkadaşlar, günlük burç yorumlarına Bilinçokuru YouTube kanalından rahatlıkla Sayın Demet Baltacı'nın videolarına girebilirsiniz. Bu söylediğimiz günlerde ayrıntılı ve detaylı bir şekilde başınıza neler gelebileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Sizi seviyoruz, iyi yıllar diliyoruz. Güle güle. Hoşça kalın. Bye.